Evet, her iki kullanıcıya biz burada ne yaptık? Artık balanslar da var, tutarlar da var. Hatta burada ilgili kişileri şöyle ben geleyim bir. Şöyle internete geçelim. Burada şöyle şurayı büyüteyim. Mesela şöyle gelelim. Algo Explorer'a gidelim. Şuradan mesela testnet'e geçelim arkadaşlar. Şöyle. Ve ben ilgili kişiyi şurada aradığımda bakın şöyle balans olarak 20 balansının olduğunu ve yapılan işlemleri de burada bu şekilde görebiliyoruz. Aldığı balansları da burada görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki aşama artık yavaş yavaş asalar yani tokenları oluşturmak. Bunun için yine ben geliyorum sayfaya. Şuradan Algorand.js ben GitHub sayfamda nsplus/25 Algorand.js'te. Bakın burada iki tane hesap var ya. Biri Alice diye isimlendiriyorum. Yani token'ı oluşturan kişi. Bir de Bob. Ve buna da token göndereceğiz. Şimdi ilk önce Alice'den bir token oluşturmasını istiyorum ben şöyle. Gelip buradan şunun kodlarını buradan alayım. Daha sonra sayfada bunları beraber görelim arkadaşlar. Şöyle gelelim. Burada şöyle sağ tıkla New File diyorum. Ve Alice şöyle create asa nokta şöyle CS diye isim veriyorum arkadaşlar. Ve bunu buraya yapıştırıyorum. Şimdi burada neler var arkadaşlar? Bakın ben bir kere Algorand SDK'yi almam lazım. Pursetein bilgilerini buradan şöyle gördüğünüz üzere server bilgisini almam lazım. Ve buradan bakın API key'ine de buradan da alabiliriz. Env şuradan. Doğrudan şunu alıp şuradan Alice Asa'ya bunu buradan da yapıştırabiliriz. Bana ait bilgi bunu da aldık arkadaşlar. Böyle geldik buraya. Şimdi bakın Alice'in minima. Şimdi token'ı kim oluşturacaksa onun minimumunu almamız lazım. Çünkü onun hesabından bir işlem yapılacağı için. Hemen minimumunu alalım. Neredeydi bizim? Adresin içerisindeydi. Şöyle. Bakın şu hesaptan yapalım. Ve şuradaki minimumunu olduğu gibi şuradan kopyalıyorum. Ve gelip burada şöyle minimumunu buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Otomatik olarak artık Alice'in hesap bilgisine erişilmiş oldu. Gelip burada bakın Alice Account diyoruz. Bakın Algo SDK ile Mnemonic to Secret Alice Mnemonic ile alıyor bu işleme. Yani artık hesap bilgilerini aldı ve client oluşturuyor ve Algo SDK bakın versiyon 2'de token bilgisini alsın. Yani server'ı kullansın. Server bilgisini alsın. O da Testnet Algorand API Pursetein sayfası ve port bilgisini boşalsın. Bunu aldı. Ve asenkron olarak bakın burada birçok parametre ve client'ın bilgilerini alacak. Bir get transaction parametrelerini do. Ne yapacak? Bakın burada not henüz belirlenmedi. Adres Alice'in adresi. Herhangi bir buna dondurma işlemi yok. Desimal olarak 0 diyorum. Yani otomatik olarak burada mesela şu an 1 milyon token oluşturuyorum. Eğer burada 2 olsaydı şu ikisini virgül sayardı 10.000 token oluşturdum. Ve token'ın ismi. Mesela NS şöyle coin diyeyim mesela arkadaşlar. Şöyle coin mesela NS. Ve burada da coin'in kısaltmasında şöyle NS diye bir şey yapıyorum. Ve burada bir asset URL'i varsa burada yine bir URL de mesela örneğin ben burada şöyle kendime ait gidip şuradan LinkedIn sayfamı alayım arkadaşlar. Pardon. Şöyle LinkedIn sayfamı alayım. Profilimin bilgisini örneğin burada ben token'da bildireyim arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. Evet. Şunu ben alayım buradan ve gidip hemen şuradan buraya geleyim. Evet. Bakın bu da mesela bu token oluştururken sayfa olarak web sayfam da olabilir. Mesela hatta öyle yapalım isterseniz. Şuraya gelelim mesela. Şöyle HTTPS şöyle mesela bir blog basit bir sayfa var. Onu yapalım mesela. Hatta onu da açayım bir. Tam doğru olsun. Şöyle Splat şu. Şunu alayım arkadaşlar. Kopyalayayım ben mesela. Ve bunu da gelip burada şöyle sileyim. Yapıştırayım. Evet. Burada asset metadata. Örneğin biz bir metadata ulaştırabiliriz. IPFS'de yani bir dosya kayıt sisteminde hashlenmiş bir data saklayabiliriz. Ve sonra manager bakın Alice'in adresi. Server yine Alice'in adresi. Reserve. Freezing. Yani yetkiler kimde? Bak bunlar ana ayarlar. Bunların hepsinin kesinlikle olması lazım. Yani siz de yapmak istiyorsanız birebir bunu kopyala yapıştır yapmanız lazım. Ve transaction diyoruz. Algo SDK'den bakın make asset create transaction with the suggested parametrelerle bütün parametreleri bunun içerisine alıyorum. Ve row signed transaction deyip bakın bunu imzalamasını
Alice'in secret key ile imzalamasını istiyorum ve transaction diyorum ki bekle. Neyi bekle? Await olarak client'ın bu transaction'ı gerçekleştirmesini do ile bir bekle ve daha sonra da yapılan transaction ID'si şudur diye kullanıcıya sunmasını istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben bilgiler işledikten sonra şu an şu hesabımız bizim Alice oldu. Gelip burada node şöyle Alice asa diyerek ve transaction gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi ben bunu alayım ben. Şöyle internete tekrardan çıkayım arkadaşlar. Bakın burada Algorand'a geleyim. Şuraya. Bakın tutar bir kere gitti. Bakın 19.999 yani demek ki bu hesaptan yapmışız. Tamam. Hemen ben bunu burada arayayım arkadaşlar. Şöyle bakın NS coin olarak geldi. Ve burada geldik. NS plus search bakın bizim adresimiz geldi. 1 milyon NS coin oldu. Ve burada creator account fake idi bizim. Manager account bakın bütün account hangi accountlar verdiysek onların bilgileri var burada. Bakın burada yine first round sender balansını bak kullanıcım balansı ne kadar. Fee'si yani maliyeti ne kadar. Receiver ödüllendirme sender reward ve burada last round şu an bu bizim aslında hangi blokta işlem yaptığını ver bilgiler sunan kısım. Aslında şu an biz bunu oluşturduk ve hemen şuraya bir gelelim arkadaşlar. Bakın şu hesapta bakın bir tane asası var bunun. Tıkladığımızda bakın nesi var? Asetlerde artık şu an gördüğünüz üzere NS coin'i var ve şuradan şöyle şu numara var ya arkadaşlar bu bizim oluşturma bilgisi. Şu 83'te başlayan 83-42 ile başlayan bu bizim blok bilgisini buradan gördük. Hemen aldık. Config gördük. Bakalım burada neler var. Evet bakın bizim asset ID'si bu oluyor. 83 şu giden 69'da bir giden. Bakın bunu alarak başka kullanıcılara ekleyebiliriz. Mesela bir daha gelelim burada. Bakın şöyle açtık. Opt-in NS coin şu. Şu bak 83-69'da. Bunu alıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bunun bilgisi var. Şimdi bu oluşturdu asayı. Fakat bu adres 2'nin asası yok. Doğru mu? Şimdi biz burada şu adres 2'yi de yani ben bunu arkadaşlara paylaşabilirim ki arkadaşlar yeni bir token oluşturdum. Şu kişilere vereceğim. Ben adres 2'ye de bu yetkiyi sağlamak istiyorsam bakın adres 1'den gelip biraz önce yaptığım gibi NS coin'in bilgisini tıklayıp şuradaki ID'sini alıyorum arkadaşlar. Bakın ID ve 1 milyon tane de NS coin'i varmış. Bakın burada hep görüyoruz. Geri gidiyorum. NS şu adres 2'ye geliyorum ve bunu opt-in to the asset diyerek bunu burada arıyorum arkadaşlar. Bu başka bir bilgisayarda da olabilir. All diyorum ben. Ve bakın NS coin geldi. Bunu alıyorum ben. Opt-in diyorum arkadaşlar. Şifre soruyor. Bu bizim açılışta kendi Algorand'ın genel şifresi. Onu yazıyorum. Evet. Gelelim buraya. Ve şöyle geri gelelim. Bakın. Şimdi. Sıfır asa diyor. Bakın şöyle. Fakat opt-in'i var. Bakın NS coin opt-in edilmiş ve sıfır. Yani sıfır NS coin'i var. Gördüğünüz üzere. Şimdi 10 algosu var. Ve sıfır asası var. Bunların ikisini de burada gördük. Şimdi biz ne yaptık? Token'ı oluşturduk. 1 milyon tane. Ve başka bir kullanıcıya da üye ettik. Bakın üye ettik. Üye oldu bu. Ve opt-in yaparken de bir transaction fee'si ödedi. Gördüğünüz gibi. Bakın bu 10 algoydu. Opt-in yaparken de üyelik ücretini ödedi. Bu da oluşturma ücretini ödedi. Bu şekilde biz ne yaptık? İlk token'ımızı oluşturduk. Ve ikinci bir adresi de üye ettik. Gelin bir sonraki videomuzda da bakın burası da bir asa oldu artık. Yani asaya üye. Parası yok ama üye. Gelin bir sonraki videomuzda da birinci hesaptan ikinci hesaba token tutar nasıl gönderilir onu görelim.